Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Özür diliyorum, bir ara ara verdim ama Photoshop derslerimize kaldığımız yerden devam edelim istiyorum ve artık bazı eylemlere de geçelim istiyorum. Sanıyorum eğer dersleri düzgün bir şekilde takip ettiyseniz mutlaka bunlarla ilgili bir çalışmalar yapmışsınızdır. Şimdi bir resim aktardım Photoshop'uma ve Photoshop'ta bu resme bazı özellikler var. Onları da göstereyim, kullanalım ki daha sonra artık diğer göstermem gereken konulara geçelim istiyorum. El aracı arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada eğer herhangi bir ilave olduğunda bu el aracıyla bunu oynatabilir, sağdan sola kaydırabilirsiniz veya görünümü döndür aracı vardır. Kısa olur R'dir. Yani rotate'den gelir. Bunu seçtiğimiz zaman dikkat edin, ortada bir skala çıktı ve resmi istediğimiz gibi döndürmemizi sağladı. Ben bunu istersem geriye alabilirim ama Ctrl Z veya Ctrl Alt Z burada işe yaramayacaktır. Bakın yukarıda bir bölüm var. Bu bölümde görünümü sıfırla dediğimiz zaman eski haline, orijinal haline getirecektir arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde skaladan değil de dönüş açısını buradan vererek, örneğin 45 derece diyerek döndürebilirsiniz veya yazmayıp buradan da dönüşünü sağlayabilirsiniz. En sonunda görünümü sıfırla dediğinizde bu tekrar eski haline gelecektir. Burada bir bölümümüz daha var. Tüm pencereleri döndür dediği bölüm. Eğer burada birden fazla katman var ve hepsini aynı açıyı uygulamak istiyorsanız tüm pencereleri döndür demeniz yeterli arkadaşlar. Zoom'la ilgili herhangi bir şey dememe gerek var bilmiyorum ama eğer artıysa yaklaşabiliyorsunuz. Bunu eksi nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Alta basıyorduk ve o zaman eski haline döndürebiliyorduk. Bakın biraz daha fazla yaptım. Bunu da nasıl ben orijinal görünüme fit hale getirmek istediğimde ne yapıyordum? Kontrol sıfıra basıyordum ve fit bir hale geliyordu. Zoom'u seçtiğiniz zaman da yukarıda artı ve eksi zoomlar zaten ikon haline size sunuluyor. Bunu istediğiniz gibi seçip uygulayabilirsiniz. Burada pencereden sığdırması için, pencereye tam olarak sığdırması için yeniden boyutlandırı seçebilirsiniz. Örneğin ben bunu birazcık şöyle bir değişik bir hale getireyim. Evet, bakın mesela ben burada eğer pencereyi yeniden sığdırmak için zoomla dersem tekrar eski haline bunu getirebilirim. Tüm pencereleri yakınlaştır dediği, yine birden çok katmanınız varsa eğer o katmanları burada toplu bir şekilde yakınlaştırmanızda yardımcı olacaktır. Burada ise değer vererek %100 veya işte %50, %70 diye değer vererek kullanabilirsiniz. Veya ekrana sığdır diyebilirsiniz veya ekranı doldur diyebilirsiniz. Bakın köşeler hep doldu gördüğünüz gibi. Ekranı sığdırdı ise belli bir kendine ait standart ölçülerine göre boşluk vermekte. Bu da böyle arkadaşlar. Ama tools'ları bitirdiğimize göre, inşallah tekrar etmişsinizdir arkadaşlar. Bunlar çok önemli şeyler. Bizim burada özellikle kullanmak istediğimiz yerlerden bir tanesi görüntü sekmesi. Görüntü sekmesinde arkadaşlar biliyorsunuz modlar vardı. Bu modlar bizim çalışma yapacağımız resmin hangi modda olduğunu gösteriyordu. RGB nerede kullanılıyordu arkadaşlar? Genelde monitör ve web tasarım üzerinde kullanacağımız yerlerde RGB kullanıyoruz. CMYK ise genelde nerede kullanılıyordu unutmayalım. Baskılarda baskı yapacaksak CMYK'ya ağırlık vermemiz gerekiyordu. Bakın arkadaşlar, şimdi Photoshop piksel tabanlı bir programdır ve resimler piksel piksel yerleştirilir. Pikseller için boyanır. Bunları da size göstermiştim. Tabii ki şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Bakın şurada görmüş olduğunuz her bir piksel içinde boya katılarak, bakın burada ton değişmiş. Nedir? Orada çünkü bir şey olduğunu gösteriyor. Bu piksellerin içinde boyalar katılarak bizim resmimiz oluşturuluyor arkadaşlar. Photoshop bu şekilde çalışıyor. Yani biz aslında piksellere işlem yapıyoruz ki buna göre değişiklikler yapabilirim. Ama ayarlamalar bölümüne geldiğimizde burada açılan bölümlerde biz renkler üzerinde birçok oynama yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu tüm resme de uygulanabilir ama sadece seçtiğimiz alana da uygulanabilir. Buna dikkat edeceksiniz. Bir de burada dikkat etmeniz gereken asıl bir konu hangi katmanın seçili olduğu arkadaşlar. Ama şimdi bu özel manuel ayarları geçmeden önce bir de şurada otomatik tonlama, kontrast ve renk ayarları var. Yani burada eğer manuelde bir sorun yaşayacağınızı düşünüyorsanız Photoshop'un size bu rengi
renkleri veyahut da otomatik olarak ayarlamasını, tonu otomatik olarak ayarlamasını veya kontrastını otomatik olarak ayarlamasını isteyebilirsiniz. Bakın mesela isteyelim, var mı herhangi bir ayar? Olmadı. Çünkü kontrastı net bir şekilde ayarlanmış durumda. Bunları otomatik olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Görüntü boyutu diye bir yer var. Yani bu otomatikler aslında sizi kafanızı karıştırmasın. Çünkü ayarlar altında biz onların hepsini manuel olarak kendi isteğimize göre ayarlayacağız biraz sonra. Görüntü boyutu dediğimiz arkadaşlar, resmi aldığımız zaman bakın görüntü boyutu genişlik ve yüksekliği verir arkadaşlar. Bunu pikselde seçebilirsiniz. Santimetre veya milimetre veya pikta ne istiyorsanız o size kalmış bir şey ama genelde tabii ki piksel tabanlı program olduğu için piksel seçmemiz çok çok iyi olacaktır. Sığdır pozisyonlarında neye göre olmasını istiyorsanız 960 veya 960'a da 640 olsun ama 144 ppi'lik yani çözünürlüğünün buna göre ve içindeki kutu sayısının da o çözünürlüğe uygun bir şekilde olmasını sağlayabilirsiniz. Genelde standart şeyler kullanabilir burada arkadaşlarımız ama çok da önemli değil. Ama A4, A6, legal veya letter dediğimiz özel formatlarımız var tabii ki arkadaşlar. Otomatik çözünürlük de burada ayarlayabilirsiniz. Ona en uygun çözünürlüğü size verecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi ben bunu çözünürlüğünü ve genişlik ve boyut yüksekliğini ayarlayabiliyorum. Ama bunu nasıl ayarlıyorum? Şimdi ben buraya geldiğimde 2560-1600 şeklinde genişlik ve yüksekliğini vermiş. Ben bunu istersem 3000'e ve aşağıdakini de istersen tabla geçiyorum arkadaşlar. 1850'ye çekebilirim. Bakalım boyutu ne olacak? Şimdi bakın boyut biraz daha büyüdü. Ben biraz daha şöyle yapayım. Bakın artık ölçeği bunun değişti. Burada dikkat edeceğiniz şey şu. Şimdi bakın renkler net olmadığı sürece eğer büyütürseniz boya kutu içerisindeki yani piksel kutuları içerisindeki boya miktarı azalacaktır. Dolayısıyla netliğini kaybedebilir. Buna dikkat ederek büyütmeniz gerekiyor. Çok küçültürsem de bu sefer bulanma dediğimiz renklerde bozulmalar yaşanabilir. O yüzden ölçeği ayarlarken bununla dikkat etmeniz sizin için faydalı olacaktır. Evet, aynı zamanda şurada bir tane zincirimiz var arkadaşlar. Bu zincir eğer işaretlerse artık şurada bir bağ oluşuyor. Bu bağın nedeni şudur. Bakın ben bunu şimdi 2850'ye çektim. Aşağıya gördünüz mü? Otomatikman ona uygun en uygun yüksekliği ayarladı ve bana verdi. Bunu da tabii ki sizler kendi kararınıza göre veya yapmanız gereken şeylere göre ayarlayabileceksiniz. Otomatik veya ayrıntılı bir kübikler vesaireler verebilirsiniz ama burada otomatiğe bırakmanız yeterli olacaktır. İnanın bana bu sizin için yeterlidir. Burada pikselleri ayarlarken, görüntü boyutunu ayarlarken şuna dikkat etmenizi istiyorum. Görüntü boyutu büyüdükçe kapladığı alan dosyanın daha da büyüyecektir. Mesela ben bunu eğer 4500'lere çekersem buradaki alan biraz daha büyüyecektir. Bakın 15.9'du, 35.7'ye geçti. O yüzden bunlara dikkat etmeniz çok önemli. Görüntü boyutunda sadece görüntüyü ayarlıyoruz arkadaşlar. Bir de tuval boyutumuz var. Biz resimlerimizi bir alana atıyoruz. Bu alan bize Photoshop'un sunmuş olduğu bir tepsi. Bu tepsinin üzerinde bir resim var ve biz bu resimle uğraşıyoruz. Resmin ebatlarını nereden? Görüntü boyutuna ayarlıyoruz. Alt, Ctrl, I'yı kullanarak bunları yapabilirsiniz. Ancak tuval boyutu dediğimiz zaman, örneğin ben tuval boyutumu seçiyorum. Bakın, şöyle yapayım hatta bunu bir iptal edeyim ben. Burayı biraz daha şöyle uzaklaştıralım. Evet, böyle daha iyi olacak sizin için. Tuval boyutunu seçiyorum. Bakın burada bana genişliğinin santimetre ve yüksekliğinin yine 39.6 santimetre olarak vermiş. Bunu ben burada tekrar genişliğini santimetre değil de piksel cinsinden yapıp burada ayarlama yapabilirim. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Göreli olması işaretli olsun. Bu genelde yaptığınız anında görünmesinin size faydası olacaktır. Burası önemli, bağlantı bölümü. Şimdi ben tuval dediğim şey resim değil arkadaşlar. Tuval resmin bulunduğu ortam. Dolayısıyla ben tuvalde bir ayarlama yapacak isem nereye doğru yapacağım? Örneğin ben şurayı tıkladığımda, bakın şurayı tıkladım. Bu ne demek biliyor musunuz? Sola, sol üste, yukarı, sağ üste ve sağa doğru eklenti yap demektir. Yani ben bunu eğer şimdi 3250 ve buraya da 2000 yapar isem bakalım bana ne yapacak? Bu arada tuvalin uzantı rengini de şey yapalım, böyle bir özel bir ne diyeyim, gri olsun da belli olsun ne yaptınız. Bakın tamam diyorum, ne olduğunu görün. Görmüş olduğunuz gibi benim tuvalim arkada artık
büyüterek bana, yani sunduğu resmin olduğu bölgede büyüterek herhangi bir şekilde sana ben diyor zemin hazırladım ve burayı istersen kullanabilirsin. Ben ne yapabilirim? Burada bir tane aç diyerek bir tane resim seçebilirim. Örneğin yaratığımızı Elyon'u seçelim ve bu resmi buraya getirebilirim. Nasıl getiriyorum? Tabii gömülüyor yapmadığım için ben buradaki arka planı kilidini açıyorum ve geliyorum, taşıma aracını alıyorum. Geliyorum buraya. Burada bakın ilk dosyamız buradaydı. Buraya getirdim ve bıraktım. Görmüş olduğunuz gibi ben bu resmi buraya yerleştirdim. Artık bu şekilde birçok resmi ekleyerek kullanabilirsiniz. Tuval bu işe yarar arkadaşlar. Yani çalışma alanınızı daha genişletebilirsiniz resme zarar vermeden. Ben şimdi bunları geri alayım. Evet. Bunu kapatalım. Bunda işimiz yok artık. Kaydetmemi istiyor. Evet, kontrol sıfırladım. Şimdi görüntüye geldiğimizde görüntüyü döndürme özellikleri var. Bunu otomatik olarak hani burada bir size tools gösterdim. Ne dedim? Görüntüyü döndür aracı. R dedim ya. Burada da aynı işlemi yapar arkadaşlar. Görüntüyü döndürmeyi 180 derece, 90 derece saat yönünde veya ters yönünde veya isteğe bağlı çevirebilirsiniz. Burada resimlere müdahale eder. Ama tuvali çevir derseniz tuvali yatay veya dikey size çevirme işlemini yapacaktır. Yataya çevirdim. Bakın ne yaptı? Tuval ve resmi ters yönde çevirdi. Yani bir nevi resmin mirror pozisyonunu aldı. Yani aynaladı resmi. Bunlara dikkat edelim. Kesim dediğim zaman tabii ki burada nasıl bir kesim uygulayacağınızı belirtiyorsunuz. Üstten alttan sağdan soldan şeklinde. Bunu nereden yapabilirim? Buradaki crop'tan yapsam aslında daha güzel olur değil mi arkadaşlar? Bununla ilgili de bir sıkıntımız yok. Çoğaltma tabii ki resmin otomatikman çoğaltmasını sağlar. Ne yapacağız? 0-0-2 ne olur? Resmi kopyalayarak çoğalt demiş. Tamam dediğim anda bakalım ne yapacak? Bakın arkadaşlar buraya resmi ikinci bir resim olarak size çoğalttı. Kapatıyorum bunu. Kayda gerek yok. Evet. Devam edelim. Görüntü uygula şeklinde eğer ki böyle bir menüde çalışmak isterseniz burada önemli olan şey şu. Arka planda bir resim olduğunu düşünün. O arka plandaki resmi yok ederek biz bu resmi onun üzerinde görünür hale getirmek istiyoruz. Veya bir arka plan eklemek istiyoruz. Bunları yapmak için bakın kaynağımız 002 zaten bu resim dosyası. Arka plan seçerek RGB ters çevir şeklinde. Bakın ters çevirdiğim zaman renkleri tersine çevirdi. Karıştırmayı çoğalt şeklinde değil de diyelim ki mesela açıklaştır şeklinde yapalım. Bu şekilde bize resimler üzerinde oynama şansı veriyor. Opaklığını 50'ye indireyim. Bakın bu şekilde ben resimlerle oynayabiliyorum. Yani bu tamamen sizin nereye ne yapacağınız, ne ekleyeceğinizle alakalı yapacağınız çalışmalarla ilgili arkadaşlar. Bunları da kullandıkça öğreneceksiniz. Çok çok zor şeyler değil. Emin olun sadece kullanmanıza bakıyor. Hesaplamalar bölümüne geçiyorum. Şu anda çok önemli değil ama bir sonraki dersimizde aslında gösteririm. Hesaplamaları da gösteririm. Bakın arkadaşlar hesaplamalarda budur. Hesaplamaları tıkladığımız anda otomatikman resmimizi bir kanala aktardı. Aslında kanalımız kırmızı kanalı. Yani resimdeki kırmızıları ön plana çıkardı. Grileri çıkar dersem bana grileri verecek. Bakın arka planda da grileri istiyorum. Gördünüz mü? Sadece grileri verdi. Sanki siyah beyaz yapıyormuşum gibi. Bana yeşilleri ortaya çıkart dersem bana burada ikisinde de yeşil ağırlıklı olanları ortaya çıkaracak. Dikkat edin. Burada kırmızıları, işte yeşilleri, buradaki yeşilleri hep ortaya çıkarttı. Burada kullanmanız gereken şey aslında ben burada siyah beyazı çevirebilirim. Seçimler için kullanacaksam örneğin bir seçim yapacaksınız ama tonlar çok farklı ve seçiminizi zorlaştırıyor. Yani örneğin buradaki Wind Tool'la bir seçim yapmak istiyorsunuz. Hata yaptığım için bu ikazı verdi. Sihirli denek aracıyla bunu seçmek istiyorsunuz ama ton, donaj farkları çok fazla olduğu için toleransı arttırsanız dahi bazı hatalar verebilir. Bunları giderebilmek için ne yapıyorum ben? İstersem hesaplama bölümünden bunun bir şekilde hangi renkten olduğunu, ağırlığını, mesela yeşil ağırlıkları ver desek, şuraları seçtiğim zaman otomatikman bana bunların seçimini yapmamı sağlayacaktır. Ama daha bu kolay yolu var. Ne var? Biraz sonra görüntüde ayarlamalar bölümüne geçtiğimizde onları teker teker yapacağız zaten arkadaşlar. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Fazla uzun olmasını istemiyorum. Bu görüntü bölümündeki, görüntü sekmesindeki bu otomatik ayarları, görüntü boyutu ve tuval boyutu ayarlarını, döndürme ayarlarını, transform deriz arkadaşlar buna Adobe'nin serisinde. Bunları bildiğinizi artık
düşünüyorum. Analizde cetveller önce şeklinde kullanabilirsiniz ama yani çok da önemli değil. Nerede ne olduğunu veya işte şuradan şuraya ne kadar var deyip burada ölçüyü alabilirsiniz arkadaşlar. X'den 18'e, Y'den 6.89'a kadarmış. Sonra işte genişliği 1.71, yüksekliği de 10.60 şeklinde bir ölçü aldık. Veya başka bir ölçü almak istiyorum. Bu şekilde ben herhangi bir şeyin arasını ölçebilirim. Bunları uygulayabilirim. Evet arkadaşlar, dersimiz bu kadar. Temizlediğimizde temizliyoruz. Vermiş olduğum bilgiler hakkında tekrar yapın, çalışma yapın. Diğer menüler sekmelere geçtiğimiz zaman da bu sekmeler altında bunların görevlerini teker teker anlatacağım. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.